Hepinize merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de Clash Royale oynuyoruz. Gördüğünüz gibi yine bir sandık açılımı yapacağız. Ancak bu sandık açılımını özel kılan şey ise büyülü sandık açacak olmamız. Evet, şuradan da göstereyim. 600 taş değerli olan büyülü sandık bana ücretsiz bir şekilde çıktı. Savaş yapıyordum, bir anda baktım karşımda ödül olarak bunu verdi. Ben de öncesinde bildiğiniz gibi bir tane dev sandık açmıştık. Onu da izlemediyseniz izleyebilirsiniz. O da güzel bir video olmuştu. Onda da böyle bir sürü sandık açtık. Sadece onu açmadık. Yani direkt sadece bir sandığı açıp da videoyu kapatmak istemiyorum. Böyle önceden yaklaşık 2 gündür bunlarla uğraşıyorum. Böyle oturtmaya, ayarlamaya vesaire. Çünkü yaklaşık olarak 4 buradan 2 tane ücretsiz sandık açtık desek, bir tane de taş sandık. Neredeyse 7-8 tane sandık açmış olacağız. Ve bu şekilde yani çok sandık açıp da güzel bir video olmasını istiyorum açıkçası. Dediğim gibi bugün büyülü sandık açacağız. Yine en düşükten başlayıp en yükseğe doğru gideceğiz. Son olarak birkaç tane de savaş yapacağım. Belki taş sandığı da açabiliriz diye düşünüyorum 3 taş kazanırsak. Şu anda da 5. arenadayım arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Evet, bildiğiniz gibi önceden söylemiştim birkaç video öncesinde. Daha doğrusu hatırlamıyorum hangi video söyledim, ancak söylemiştim. 5. arenaya çıkıyorum, bir türlü kalamıyorum, düşüyorum tarzında bir konuşmamız olmuştu. Ancak bir süredir buradayım, düşmedim. Bu da beni sevindirdi. Ordumu da göstereyim. Aynı zamanda bu da bir ordu tanıtımı gibi olacak. Birkaç tane saldırı yapacağız dediğim gibi. Ordumda görmüş olursunuz. Yani yenilmez bir ordu değil. Bazen hatalarımdan dolayı olabiliyor veya rakibin çok güçlü olmasından dolayı olabiliyor. 7. seviyede oldum bu arada. Bunu da fark etmişsinizdir. Yani bu şekilde biraz daha ilerledim diyebilirim oyunda. Şimdi dilerseniz hemen daha fazla uzatmadan ücretsiz sandıklarımızdan açmaya başlayalım. En son büyülü sandığımızı açacağız. 52 altın verdi. Bunlardan da pek bir şey çıkacağını düşünmüyorum. Çarpma verdi 5'e. Bu arada onun öncesinde bana bölüm dışında çıkan kartlar göstereyim. Büyücü çıktı, işte bu çarpma çıktı en son. İkisi çıktı. Onun dışında size göstermediğim başka bir şey yok sanırım. Aynen. Size göstermediğim başka bir şey yok. Askerlerimi sevilerini de zaten görüyorsunuz. Evet, ikinci ücretsiz sandığımızı açıyoruz. Felaket kulesi önemli değil. Zaten kullanmıyorum bunları. Hemen gümüş sandıklardan devam edelim. Yine 53 altın, 6 çarpma, bir tane de goblin kulübesi. Devam edelim diğerinden. 54 altın, 6 bombacı, patlatıcı diyecektim. Bir tane de cehennem kulesi çıktı. Felaket kulesi çıktı daha doğrusu. Altın sandığımızı da açıyoruz. Bakalım, 155 altın verdi. Gayet güzel. Oklar verdi. Onu da yükselteceğim en kısa zamanda. Bombacı, 2 tane mini Pekka. Bunu da pek fazla kullanmıyorum. Ve Pekka açıldı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu da güzel denk geldi bence. Videoda beklemediğimiz yerden çıktı bu. Altın sandıktan çıktı. Ancak Pekka'yı pek fazla kullanacağımı düşünmüyorum. O da biraz kafiyeli oldu. Pekka'yı pek fazla kullanmayacağımı düşünüyorum tarzında. Evet, dediğim gibi çıktı. Bakalım, eğer önerileriniz varsa Pekka hakkında, ordu önerileri, bunu da bana belirtebilirsiniz. Yani nasıl kullanırsam faydalanabilirim. Evet, çıktı bu da. Hayırlı uğurlu olsun. Bakalım şimdi asıl meselemize geldik. Hemen tıklayayım aça. Basmayacağım şu anda. Altınımızı verdi. 483 altın verdi. Gayet güzel. 7 tane kart daha çıkacak. Bu arada ne çıkabileceğine bakmadım. Onu unuttum. Neyse, önemli değil. Hemen devam edelim. Bakalım, Tesla çıktı 6 tane. Hadi güzel bir şeyler ver. Cehennem kulesi, felaket kulesi. Yine cehennem kulesi dedim. Barbarlara 7 yükseltme. Roket verdi. 33 tane mızraklı goblin. 7 tane domuz bincisi. Bu güzel oldu. Ve ilk hiç beklediğim şeyler çıkmadı arkadaşlar. Gerçekten. Yani ümit ettiğim şeyleri ben şuradan göstereyim. Çıkmasını istediklerimi daha doğrusu. Ben bir bu goblin fıçısını bekliyordum açıkçası. Çıksa güzel olurdu. Ve işte buradaki ayna çıkabilirdi. Ne bileyim, bir dondurma olabilirdi. Veya bu olabilirdi. Yani bu olabilirdi. Dev iskelet. Yani dediğim gibi hiç istemediğim bir şey çıktı. Ayrıca bu da sanırım nedir bu? Bunun adı neydi ya? Efsanevi kart sanırım. O da çıkabilirdi. Çıkmadı. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Yani dediğim gibi açılımını yaptık. Ben ya niye sonra sürekli gidiyorum. Her neyse, açılımını yaptık böyle. Biliyorum daha öncesinde çok kişi yaptı, ancak ben de çıkmışken video halinde çekmek istedim bunu. Çünkü bayağı uğraştığım şeydi, bir türlü gelmiyordu. Dev sandık açtık, büyülü sandık açtık. Sırada bakalım bu süper büyülü sandığı açabileceğiz mi? Sırada bu var diye düşünüyorum. İnşallah bunu da en kısa zamanda açmayı istiyorum. Çıkarsa tabii ki 3100 taş veremem buna. Doğrusu taş alamam. Evet, dilersen savaşmaya başlayalım. İnşallah güzel rakipler çıkar, yenebileceğimiz rakipler çıkar da şu taç sandığı da açabiliriz. Şimdi ordumda zaten göreceksiniz nasıl kullandığımı.
Eğer bilmeyen arkadaşlar varsa kullanabilir. Yani 4 ve 5. arena için fena değil arkadaşlar, kullanabilirsiniz. Orada onu yolladı, tamam. Gayet güzel. Tam barbarlar için. Ya barbarlar için 10 numara 5 yıldız bir birim arkadaşlar. Bu nedir bu? Bomba kulesi aynen. Donma büyüsü attı, ancak orada ben minyonları yollayacağım. Buna karşı hazırlıklıydım. Yani, evet. Attı ancak pek fazla sıkıntı yaşatmayacak. Buradaki bomba kulemiz gidecek, ancak yapacak bir şey de yok maalesef. Ejderhemi yolladım. Aynen, fazla hasar veremedi bize. Şu anda biraz atağa çıkma vakti. Domuz bincimi yolladım. İnşallah bir şey bırakamaz da hemen onunla vururuz. Tüh ya, neyse. Yine epeyce bir hasar vereceğiz arkadaşlar. Fena değil, aynen. Yine hatta 900'e kadar indirdik. Ben şu devimi bekleteyim. Aynen, şimdi bırakabiliriz. Oradaki hasarı üstüne çeksin. Evet, şu anda fena ile ilerlemiyoruz. Umarım kazanırız bu savaşı. Şurada yine bomba kulemi kuracağım. En önemlisi bu arkadaşlar. Savunmayı elden bırakmamak lazım. Gördünüz. Direkt barbarlarını yolladı. Yani hamlesini önceden tahmin etmeniz gerekiyor bu saldırı şeklinde. Daha doğrusu bu ordu şeklinde. Yoksa rakip sizi fena patates edebilir. Bunun uyarısını yapmış olayım. Evet, bakalım. Biraz bekleyeceğim, hamlesini bekleyeceğim. Bakalım güzel bir hamle yapacak mı, yoksa yanlış bir hamle mi yapacak? Umarım yanlış hamle yapar. Doldu iksirimiz. Şimdi ne yollasak ki, şunu yollayayım ben. İksirim dolmuşken. Daha sonrasında ejder de yollayacağım. Evet, şu anda fena değiliz gibi. Şimdi şunu da yollayalım. Ok yollayacak %100. Ancak önemli değil. Evet, ok yolladı ve güzel yolladı. Evet, bu ordunun asıl meselesi de bu arkadaşlar. Bu 2 kat iksir gelirse bu ordu gerçekten kuvvetli oluyor diyebilirim. Bomba kulemi kuracağım. Çünkü maliyetli bir ordu. Siz de tahmin ettiğiniz gibi. Ya gerçekten faydalı olabiliyor bu 2 kat iksir. Şimdi şuradan ejderhayı da öleceğim. Karşı hata çıkmak için biraz böyle rakibin hata yapmasını beklemeniz gerekiyor. Yoksa sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şuradan hemen domuz bilincimi de yollayacağım. Bakalım o neler yapabilecek derken pek fazla bir şey yapamayacak. Yanlış hamle yaptığımı söyleyebilirim orada. O da yanlış bir hamle yaptı. Onu daha doğrusu ona zorladık diyebilirim. Hemen şuradan minyon sürümü de yollayacağım. O da ok yollayacaktır. Aynen. Ancak sıkıntı yok. Bomba kulem hazırda bekliyor arkadaşı. Evet. Şu anda iyi geldi. Şunu hemen tekrardan kurayım. Üstüne çeksin. Oo, vurdu. Neyse. Allah'tan üstüne çekti domuzu. Rakip de fena gelmiyor, onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şuradan ben hemen domuz bincimi de yolladım. Devimi de yollayacağım arkasından. Yanlış hamle yaptı rakip. Şu anda bizim lehimize bir durum oldu. Ve onun kulesini alacağız ve son olarak da savaşı kazanacağız. Evet, rakibimizi gülücükle biraz tahrik edelim. İnşallah intikam saldırılar gelir de bunlar böyle güzel bir şekilde atlatılmış olur. Çünkü intikam saldırısı olduğu zaman rakibe istekte bulunabiliyorsunuz veya rakip size istekte bulunabiliyor. Onun hakkında da bir video yapmıştım. Sağdaki i butonuna tıklayarak gidebilirsiniz. Clash Royale'deki eksiklikler hakkında bir video yaptım. Zaten izleyenler bilir. Gayet yararlı bir video olduğuna inanıyorum. Bayağı bir eksikliği toparladım. Dediğim gibi onun hakkında da yorumlarınızı bekliyorum arkadaşlar. Nasıl buldunuz tarzında. Bir saldırı daha yapalım. Orduyu da gördüğünüz bu şekilde. Yani fena olmayan bir ordu, dediğim gibi. Yenilmez mi? Değil. Hemen teşekkürler diyelim. Ancak faydalı bir ordu. 3 savaş yapsanız en az birini kazanırsınız diyebilirim. Şuradan oklarımızı da yollayalım. Gelir gelmez tak. Aynen. Bu arada rakip 6. seviyeymiş. O yüzden bizim kuleler daha yüksek canlı. Onu fark ettim şu anda. Evet, rakibin olayını anladım ben. Kulübeci. Ancak kulübecilere karşı önlemim var Allah'a şükür. Sıkıntı yaşamayacağız. Aynen, şunu koruyayım. Sürekli konuşamıyorum arkadaşlar. Konsantrasyonumu bozmamak amaçlı, kusura bakmayın. Şimdi şunu yollayacağım. Devimizi orada haşat ettiler. Yapacak bir şey yok. Mecburen bunu yapmak zorundaydım. Evet. Bomba kulemi şu anda epeyce bir hasar verdi oradaki silahşörü. Ancak patlamadı, gayet güzel. Ya tam benim kafadan şu anda bu rakip. İnşallah bu rakibi alırız. Yalnız bomba kulemiz gitti, o biraz sıkıntı. Neyse, bakalım. Gelsin biraz üstümüze. Biraz bekleyeceğim. Silahşörü bayağı iş yaptı bu arada ya. Helal olsun sana. Koca yürekli kadın. Evet. Ne kadar komik. Şimdi ne yapalım? Oo, fena geldi bu arada.
Evet, şu anda çok feci geldi rakip. Oo. Bayağı hasar verdi kulemize. Tabii ki biz de karşı atağa çıkacağız. Bunu burada bırakmayacağız yanına. Şunu mecburen kullanacağım. Yapacak bir şey yok. Normalde kullanmak istemiyordum ancak. Şunu da ben kurayım. Savunmayı elden bırakmamakta fayda var arkadaşlar. Bayağı rakip sağlam çıktı bu sefer. Yani dediğim gibi yenilmez bir ordu değil. Önden yolunu yapıyorum. Söyledim zaten bölümün başında. Bazen böyle zor rakiplerde çıkabiliyor. Hemen şuradan ben atağımı yapayım ve başlayalım. Bir tane vur orada. Ah. Oo, feci geldiler. Biz de güzel vurduk ancak pek fazla etkili olamayacağız maalesef. Onu atmayacağım oraya. Ben devimi yollamak istiyorum şuradan. Oklar. Bravo. Şuraya da hemen bomba kulemi kurayım. Savunma yapmam lazım onun kulesini almadan önce. D'mizi haşat etti bu arada. Evet, şu anda yani dediğim gibi fena değiliz. Pek fazla da konuşamıyorum siz de fark ettiğiniz gibi. Konsantrasyonu bozmak amaçlı. Bu arada rakip önden bize yolu verdi. Gitti. Oo, bomba kulesi. Helal olsun sana be. Helal olsun sana be. Yalnız o oklar yollamaması lazım. Oklar yollamaması lazım. Sakın ha. Oklar yollama. Yetişmesin. Ah be. Son saniyede arkadaşlar gördünüz. Yalnız rakip biraz şu anda aha da gitti. Hadi. Yes abi, evet arkadaşlar. Yes nereden çıktı ya? Evet. Aldık. Teşekkürler. Yani dediğim gibi güzel bir board'u. Siz de kullanabilirsiniz. Zaten gördünüz nasıl kullanabileceğini de. 35'de kupa aldık bu arada. 1463 kupaya çıktık ve taş sandığımızı açacağız. Bu ayrıca bir mutluluk verdi. Kapanışı bununla yapacağız. 162 altın, 2 taş, 4 tane testi yükseltmesi, iskeletler kullanmıyorum, çarpmayı kullanmıyorum ve silah şör. Bu gayet güzel oldu. Evet. Bu şekilde videonun sonuna geldik arkadaşlar. Daha fazla bu tarz videolar için mutlaka video beğenmeyi unutmayın. Herhangi bir sorunuz, düşünceniz varsa yorum olarak da bana belirtebilirsiniz. Daha fazla Clash Royale atmak istiyorum. Önerileriniz varsa şunu yap, şunu yap tarzında bunları da bana belirtebilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hala kanalıma abone değilseniz de abone olmayı da unutmayın. Bir sonraki videolarımda görüşünceye dek hoşça kalın.